Renault Master 3'ün zinciri nasıl değişecek onu göstereceğim size. Zincirini şu anda söktüm. Temizliğini yaptım. Eski zincirin parçaları kopmuş. Gergiler bitmiş. Krank dişisini gösteriyorum size. Krank dişisinde hiç diş kalmamış. Buraları görüyorsunuz. Yenisini gösteriyorum. Yenisindeki dişlerle eskisindeki dişleri mukayese edin. Kalanlığı görüyorsunuz. Krank dişisi tamamen gitmiş. Bunlar da yenileri. Renault mayıs kullanmanız gerekiyor. Yoksa randıman vermiyor. Kapak o kadar gevşemiş, zincir o kadar gevşemiş ki kapağa sürtmüş. Biz bunu sarı kaynakla doldurduk. Delik yoktu ama her ihtimale karşı kendimizi sağlama aldık. Şimdi zincir o kadar gevşemiş, nereleri yemiş onu göstereceğim size. Blokun kendisini yemiş. Görüyorsunuz. Bloku yemiş ve yukarıda silindir kapağını yemiş. Zincirin gevşekliği motorunuzun zincirinde ya da herhangi bir çatır çutur ses. Zincirimizin bütün parçalarını, setlerini taktık. Görüyorsunuz. Hepsini taktık. Şimdi zincirin şuradaki cıvatalarını gevşek bıraktık. Görüyorsunuz. 3 tane eksentriğin cıvatasını gevşek bırakıyoruz. Ve 5 alyanı, uzun 5 alyanı bu kanala sokuyoruz. Kanala soktuktan sonra şuradaki eksentriğin, şöyle net göstereyim size. Şuradaki eksentriğin, ikinci eksentriğin cıvatasının tam merkez diyoruz. Tam net göstereyim. Şöyle aşağı yukarı oynatayım size. Tam merkez diyoruz. Merkez dedik. Eksentriğimiz şu anda paralel vaziyette. Zinciri sökerken şu çizginin motorun üst kısmında olmasına dikkat edin. Ve şuradaki deliğin, zincirin işaretinin deliğinin. Bunların üst tarafta olmasına dikkat edin. Şimdi biz buradaki işaretimizi yaptık. Dişler üst ön noktada ve aşağı iniyorum. Şimdi gergilerim.